Disiplin Kurulu üyesi, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ev sahibi ve ilçe belediye başkanlarımız, çok kıymetli ilçe yöneticisi arkadaşlarımız ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ve elbette balkonlardan sesimize kulak veren sevgili Bakırköylüler ve değerli basın emekçileri. Ne demişti Nazım Usta? Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Salgının tüm dünyayı esir aldığı bir dönemde Nazım Usta'nın şiirinde anlattığı gerçekliği tüm acı ve yalın haliyle yaşıyoruz. Ölüyorlar yaşatmak için. Doktorlarımız, eczacılarımız, diş hekimlerimiz, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, sağlık çalışanlarımız ölüyorlar bir bir. İnsanları yaşatmak, insanlık tarihine erdemli bir not bırakmak için. Ama öyle kahraman olmak için falan değil, işlerini yapmak için, işlerini doğru yaptıkları için, kahraman olmak için değil, ama hep birlikte bir kahramanlık destanı yazıyorlar aslında. Ve bu kahramanlık destanını yazarken hepinizin bildiğini düşündüğüm, bizlerin mesleğe başlarken ettiği bir yemin vardır, Hipokrat yemini. Hipokrat yemininde kendi ölümümüzü bile göze alacak şekilde insanlığa karşı bir adanmışlık vardır. Kahramanlık destanını yazdıran ya da bunu kahramanlık destanı haline getiren tam da budur aslında. Ve biz bugün kendimize böylesi anlamlı bir günde sağlık çalışanları anıtını açarken kahramanlık destanı yazan sağlık emekçilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz diye de düşünmemiz lazım. Siyaset kurumunun düşünmesi lazım. Devletin düşünmesi lazım. İktidarın düşünmesi lazım. Ve elbette toplumun düşünmesi lazım. Kahramanlık destanı yazanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmek demek, Kemal Kılıçdaroğlu gibi sağlık çalışanlarının hakkını koşulsuz, şartsız vermek demektir. Kahramanlık destanı yazanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmek demek, Ekrem İmamoğlu gibi sağlık çalışanları ölürken koşulsuz, şartsız onların koşullarını iyileştirmek için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı deyip birkaç saat içinde karar alabilmek demektir. Kahramanlık destanı yazanların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için ilçe belediyelerimiz gibi sağlık çalışanlarını koruyan, onların yaşamalarının ötesinde vatandaşla olan hukuklarında vatandaşın sağlığını korumak için bizim önceliğimiz bu, ne gerekiyorsa yapmamız lazım deyip demekle kalmayıp gereğini yapmak demektir. Sağlık çalışanları kahramanlık destanı yazarken üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Tabipler Birliği'ni terörist ilan etmekle ya da aklın ve bilimin önerdiğini görmemekle gidip afili cümlelerle ardı ardına birkaç cümleyi sıralamak sağlık çalışanlarının bu kahramanlık destanını değil görmemek aslında yok saymaktır. Ve bir sorumluluğumuz daha var hepimizin. Özellikle bizlerin bugüne dair değil geleceğe dair. O da bugünün gerçekliğini, bugünün o kahramanlık destanını geleceğe aktarmak. Aslında bugün burada olmamızın en kıymetli hususlarından biri de bu. Biz bugün bu sağlık çalışanları anıtını hep birlikte açarak geleceğe dair sorumluluğumuzu da, hafızamızı da, belleğimizi de aktarmanın çok önemli bir aracını oluşturmuş oluyoruz hep birlikte. Ve ben kendi adıma bir hekim olarak sevgili meslektaşım Bakırköy Belediye Başkanımızın böylesi bir duygu ve düşünceyle sağlık emekçilerine atfettiği sağlık çalışanlarına saygı anıtını çok ama çok kıymetli buluyorum. Ve bu düşünceyi de Bakırköy'de emeği geçen ve Bakırköy'de yaşayan herkese başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Ve genel başkanımızın da selam ve kutlamalarıyla birlikte hepinize saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.